Yolun koymam yeterli. Bu videomuzda POSIX işletim sisteminde Finder yapısının kullanımına değineceğiz. Mac bilgisayarlardaki Finder yapısı Windows'taki Windows gezginine benzer bir özelliğe sahiptir. Yani bilgisayarımızda bulunan dosyaların, programların organize edilmesi, üzerlerinde düzenleme yapılması için kullanılan bir yapıdır. Dock araç çubuğumuzdaki X simge olan Finder'a tıkladığımız zaman karşımıza gelen pencerede sol tarafta gördüğünüz gibi favoriler, aygıtlar, paylaşılan, etiketler gibi bir kısım. Bunlara tıkladığımız zaman da bunlara ilişkin içerikleri görmekteyiz. Örneğin uygulamalara sekmesine tıkladığımız zaman Finder içerisinde bilgisayarımıza yüklü olan uygulamaları buradan listeleyebiliyoruz. Finder penceresini veya uygulamasını açtığımız zaman üst sekmelere de bakın Finder diye bir kısım gelir. Bu Finder'a tıklayıp tercihler sekmesini açtığınız zaman da Finder'la ilgili ayarlanabilecek özellikler karşımıza çıkar. Biraz bunlara değinelim. Masa üstünde gösterilecek öğeleri bu ayar penceresinden ayarlayabiliriz. Örneğin masa üstümüzde bakın hard diskimiz gözüküyor. Bunu buradan ekleyip kaldırabiliyoruz. Harici diskler yani bir USB taktığımızda bunun gözüküp gözükmemesi masa üstünde yine buradaki işaretlemeye bağlı. CD ve DVD'ler de aynı şekilde bağlı sunucular. Sunucuların gözüküp gözükmemesi de buradan tercih edilebiliyor. Yeni bir Finder açtığımız zaman Finder penceresi hangi kısım gösterilsin? Uygulamalar mı gösterilsin veya belgeler mi gösterilsin? O size kalmış veya masa üstü mü? Bunu buradan tercih edebiliyoruz. Yani benim tercihim de uygulamalar olduğu için ben açtığım zaman karşıma uygulamalar kısmı çıkmış oldu. Klasörleri yeni pencereler yerine sekmelerde aç. Bu da iç içe klasörler olduğu zaman klasörleri yeni sekmede yani uygulama üzerinde sekmelerde açmasını veya Finder üzerinde sekmelerde açmasını tercih edebiliyoruz. Yaylanarak açılan klasörler ve pencerelerde gecikme. Burada da kasıt şu, örneğin şuradaki gibi bakın. Ben uygulamalara giriyorum, sonra Xamp'e giriyorum, sonra diyelim ETC'ye giriyorum. Yaylanarak açılmalardaki gecikmeyi buradaki ayar değiştiriyor. Etiketlere bakalım. Mac'te dosyalarımıza etiket verebiliyoruz. Bu etiketleri buradan isimlendirebilip ekleyip çıkarabiliyoruz. Örneğin belgelerimize gidelim. Videolarda masaüstü videosuna sağ tıklık yaptığımız zaman şuradaki etiket olayını düzenleyebiliyoruz. Diyelim ki yeşil etiket verebilirim. Yani benzer dosyalarımıza benzer etiketleri tercih edebiliyoruz. Kenar çubuğu da Finder penceresinde şu kenar çubuğunda olmasını istediğim kısımları tercih edebiliyorum. Örneğin resimler şu an yok. Tıkladığım zaman resimler buraya gelmiş oluyor. Bir kısa yol olarak. Bunlar kenar çubuğundan tercih edilebilir. İleri düzey ayarlamalarda neler var? Biraz ona bakalım. Tüm dosya adı uzantılarını göster. Buna tıkladığımız zaman, örneğin belgelerime gidelim. Videolarımıza gidelim. Şunu şuraya biraz genişletirsek tıkladığımız zaman. Bakın bu seçenek tıklı olduğu zaman mov diye dosyalarımın uzantısı gözüküyor. Bunu iptal ettiğim zaman o uzantılar gitmiş oluyor. Herhangi bir dosyanın uzantısını değiştirmeden önce uyar seçeneği var. Yine buradan tercih edilebilir. Çöp sepetini boşaltmadan önce uyar. Çöp sepeti biliyorsunuz burada. Sağ tıklık yapıp çöpü boşalt seçeneğiyle boşaltılıyor. Çöp sepetini güvenli boşalt. Bu seçeneği de yine buradan ayarlayabiliyoruz.
arama yaparken, yani Finder üzerinde sağ tarafta bakın arama var. Bu aramayı yaparken nerede arama yapmasını istiyorsanız onu buradan tercih edebiliyorsunuz. O anki klasörü ara dediğimiz zaman örneğin belgelerimin içinde videolarda arama yaptığım zaman örneğin duck diye arama yapayım. Gördüğünüz gibi videolarda arama yapıyor. Eğer benim seçeneğim bu Mac'i ara olsaydı o zaman tüm Mac'in içerisinde arama yapmış olacaktım ben. Uygulamalar kısmına geri dönelim. Finder üzerinde bakın uygulamaların listesi var. Buradan istemediğimiz bir program olursa onu kaldırmak için ne yapmamız gerekiyor ona bakalım. Tek yapmamız gereken şu. Bakın diyelim ki Google Chrome'u istemiyoruz biz bilgisayarımızda. Bunu tutup sürükleyip çöp tenekesine bıraktığınız zaman o program otomatikmen bilgisayarımızdan kaldırılmış olur. Tabii çöp tenekemizi de boşaltmamız gerekir. Bu Finder üzerinden bilgisayarımızdaki bir programı kaldırmaya örnek. Peki Mac'te program nasıl kurarız? Bir tane de onu örnek yapalım. Örneğin Firefox programına ihtiyacımız var. Onu indirine tıklayarak indirdim. Bakın şurada. Uzantısına dikkat edelim. DMG. Buna çift tıklıyorum. Karşıma bir pencere açılacak. Evet, açılan pencere zaten beni yönlendiriyor. Bakın ne diyor? Firefox simgesini tut diyor. Tuttum mouse'umla. Uygulamalar klasörünün içine bırak. Evet, bıraktım. Bir daha yapayım şöyle. Evet. Daha sonra buradan çıkalım. Bakın gördüğünüz gibi Firefox.app dosyasını uygulamaların içine kopyalıyor. Evet, bir daha gelelim Finder'ımıza. Uygulamalar açıldı. Bakın. En altta Firefox uygulamasını görüyoruz. Artık Firefox kullanılabilir vaziyette yüklenmiş oldu. Bir uyarı sordu. Aç dedim. Firefox programını açmış oldu. Eğer bu programın kısa yolunu duck üzerinde istiyorsam da ne yapmam lazım? İstediğim yere getirip kısa yolu koymam yeterli.